Ya çok intikamcı bir yaklaşım var. İnsanlar ölüm cezası almadılar. Türkiye'de böyle bir ceza yok, kaldırıldı idam ama bir şekliyle dört duvar arasında ölmeleri için aslında devlet elinden ne geliyorsa yapıyor, tedavi olmamaları için. Bu yaklaşımın adı intikamcı bir yaklaşımdır. Bir cezalandırma değildir bir suçtan dolayı. Özellikle Aysel Tuluk'la kamuoyuna çok hani görünür hale geldi. Ama biz çok çok daha ağır hastaların da olduğunu, ilaçlarına ulaşamadıklarını, yeteri kadar tedavi göremediklerini çok iyi biliyoruz ki belki bunu en çok Garibe Gezer üzerinden teşhis ettik. İçerideki insanın psikolojisi, ne yaşadığı, hayatta kalması gibi bir kavram asla yok ve bugün sokaklarda hani bahsedilen birçok şiddetin en babası diyelim, çünkü devlet biraz babadır, bu şiddetin en babası, en uygulayıcısı haline gelmiştir. Oysa ki devlet niye vardır insanlar için? En çok da belki koruma duygusundan dolayı vardır. Devlet niye vardır? En adil yaklaşsın diye vardır. Devlet niye vardır? İnsanların çözemediği problemleri çözsün diye vardır. Bunun için sağlık kurumları yapar, bunun için çeşitli hizmetler sunar. Tam da bunu yapması gereken, bugün bu hizmetleri yapmayarak insanları ölüme terk ediyor. Her içeriden çıkan cenazenin failidir devlet. Hangi suç olursa olsun gibi bir cümle hep kurarız bu durumlarda ki maalesef aslında suçu olmayan, düşünen, düşündüğü içinde bu devletle aynı yere düşmeyenlere çok intikamcı bir yaklaşım var. Tam tersi, geçtiğimiz yıl hepimizin hep birlikte gördüğü gibi topluma suç işleyenlerin dışarı çıktığı ama devlete karşı suç işleyenlerin, ki bu suç tekrar parantez için almak isterim, devlet gibi düşün düşünmeyenlerin, onun yaptığını doğru bulmayanların, başka bir hayal, başka bir dünya, başka bir hal mümkün diyenlerin bugün başına gelenlerdir. Bunun için de toplumsal bir refleks gerçekten vermek gerekiyor, sahip çıkmak gerekiyor. Tam da bu devlete bizim öyle bakmadığımızı anlatmak gerekiyor. Hasta tutsaklar için tüm demokratik kamuoyu, tüm demokratik kitle örgütleri, yaşamın her alanında herkesin buna sahip çıkması önemli. Çünkü burada hepimize bir mesaj var. Hepimize şunu söylüyor. Belki birçoğumuzun içinden geçen de Allah kimseyi devletin kapısına düşürmesin duygusunu. Oradan herhangi bir şey beklememe, tam tersi orayı çok zalim görme, orayı çok gaddar görme ve asla oradan hizmet beklememe mesajını hepimize ilettiğini de düşünüyorum. Bu yönüyle hasta tutsakların durumu bireysel, tek kişiye ait yaşanmış bir şey değil. Tam tersi bütün bir topluma verilen bir ders gibidir. Çağrınız var mı? Elbette ki dediğim gibi bunu hani biz toplumsal olarak hepimiz tek tek bir bir yaşadıklarımızı dikkate alıyoruz ama hepimizin yaşadıklarının birbiriyle çok büyük ilişkisi var. Tıpkı kelebek etkisi denilen, aslında kelebeği de aşan çok büyük bir etkileşimle hepimizin hayatları birbirini etkilemeye devam ediyor. Bu kadar kopuk, bu kadar herkesin sadece kendi haline dikkate aldığı değil, yaşadıklarımızın hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu bilerek daha bir arada duran, daha birlikte söz kuran, daha birlikte sahip çıkan, devletin bizi ayrıştıran tüm yaftalamalarını dışımızda tutan, toplumların asla terörist ve benzeri kavramlarla yaftalanmasına fırsat vermeyen, hepimizin bu coğrafyanın insanları olduğumuzu, herkesin bu sokaklarda, bu caddelerde, bu köylerde büyüdüğünü unutmadan birbirimize sahip çıkmalıyız. Çünkü şunu biliyoruz ki birbirimizin cenazesine giden, birbirimizin düğününe giden, birbirimizin kapısını çalan bizleriz. O yüzden en son düşman olması gereken de bizleriz. Hepimiz sahip çıkalım, hepimiz mutlaka ses verelim. Yaşadığımız sistemde devlet maalesef bizlere ölümü yok edişin her türlüsünü layık gördüğü için cezaevlerinde bu son dönemlerde sıkça aldığımız ölüm haberleri de aynı şekilde aynı düşünceyi takip eder bir hal almıştır. En üzücüsü bunca yaşanan acılar artık her güne, her tarihe birçok acı sığdırır hale geldiğimiz bu çağda, özellikle cezaevlerinde hükümleri verildiği halde ayrıca da keyfi bu ölümlere terk edilmek, her türlü haktan yoksun, tedavi hakkından yoksun, yakınlarını görmekten yoksun. Bu çok çok haksız, çok acı verici, hiçbir vicdana ve hiçbir hukuk anlayışına sığmayacak bir durum. Ve bunu en büyük tedirginliğim, bir Alevi kadın, bir Kürt kadın olarak da
bu sürecin daha da böyle devam etmesi, daha çok acı haberli olmamız, daha çok ölümlerin cezaevinde olması, bir an önce bu hukuksuzluğa son verilmeli. Hasta olan tutuklular serbest bırakılmalı. Her türlü görüş haklarını özgürce kullanabilmeli. İnsanlık onuruna yakışmayan bir durum diye düşünüyorum.